Evet, efendim yine güzel bir programla karşınızdayız. Ne yazık ki her şey devam ediyor. Gerçekten çok üzüldüm Dilberay'a. Hakikaten çok sevenleri vardı. Bugün çok da güzel yazılar yazıldı, çok güzel paylaşımlar yapıldı. Mekanı cennet olsun bir kez daha. Evet, Natalya Karakoç bugün yayınımızda. Natalya hoş geldin. Hoş bulduk Diyan. Çok güzel işler yapıyor Natalya. Ben ona Natalya Ivanovna diyorum. Çehov'un bir. Evet. O benim için Natalya Ivanovna. Çok, çok güzel şeyler yapıyor gerçekten. Bugün de çok farklı bir iş gösterecek. Biz onun çok farklı bir versiyonunu yıllar yıllar önce yapmıştık ama o bugün bazı paraları cebinizde bıraktıracak. Evet. Hakikaten merak ediyorsunuz biliyorum. Şöyle yapacağım. Oya Özdemir hoş geldiniz. Hoş Ziraat efendim. Yüksek Mühendisi. Bahçe bitkileri bakımı üzerine konuşacağız bugün. Evet. Hatta ortancalar için bir mavileştirmeleri, pembeleştirmeleri bakalım neler yapabileceğiz. Onlarla ilgili mavileştirme biraz ve pembeleştirme bahçelere dikeceğiz şimdi. Balkonlara dikeceğiz, yazlıklara dikeceğiz. Orada bize çok güzel sırlar verecek, evet, ve bakımlarıyla ilgili konuşacağız. Sorularınızı da hazırlayın. Oya Hanım'a sorarsınız, konusunda çok iyi kendisi. Mutfakta Serap Aydın var. Geçen gün buraya almıştık. Evet. Serap, çok mutluyum bugün seni ağırladığım için. Gerçekten Serap da çok acılar, sıkıntılar yaşadı. Ama ben geçen gün onun yaptığı bir yumurtalı çiğ köfteyi şöyle ucundan biraz tattım. Dışarıya yapıyor ve satıyor da gerçekten bir kadın olarak da hakikaten çok önemli işler yapıyor. Bayıldım. Dedim ki mutlaka gelsin bunu yayında yapsın. Urfa'nın yumurtalı çiğ köfte. Bir de ne yapacaksın? Bir de peynirli irmik helvası. Ay Serap. Güzel tatlarla. Harika. Bana diyorum ki ben sipariş vereceğim sana diyorum. Neler yapıyorsun? Onu da yapıyorum, şunu da yapıyorum. Bir tiramisu'su varmış. Ben bugün onu buraya yapacaktım ama dedim ki yöresel olsun bir tat. Ama tiramisu'sunu da bir gün yaptıracağım burada. Çok güzel şeyler yapıyor. Vallahi senin gibi yapıp satan, üreten kadınlar var olsun, sağ olsun. Natalya da gelinlikten, tuvaletten, örgüden neler neler yapıyor. Hakikaten alkışlanacak hanımlar burada. Evet, sağlık konuğumuz Sanem Özcan. Neler anlatacaksınız Sanem Hanım bugün bize? Bugün aile içi ilişki dinamiğinden biraz bahsetmek istiyorum. Anne, baba ve çocuk ilişkisi ve eşler arasındaki ilişki. Eşlerin aileleriyle olan ilişkiler ve affetme üzerine biraz sohbet etmek istiyorum. Güzel. Bilinçaltı tekniklerinden, evet, de bahsedecek, evet, misiniz? Evet, tabii bahsedeceğim. Aile ilişkileri çok çok güzel konunuz var. Baktım akşam videolarınıza, biraz seyrettim. Hakikaten konular bugün güzel. Bir konuğumuz daha var, o da aramıza biraz sonra katacak. Gülsüm Tetik, doçent doktor Gülsüm Tetik, estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı. Meme küçültme ameliyatlarından bahsedecek, çok ilginç şeylerle anlatacak konusunu. Hadi o zaman Erkancığım bir şöyle yerlerimizi alalım, başlayalım. Evet, Urla'daki yemeğim, benim enginarlı yemeğim. Hadi gidelim. Bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Harika bir iş çıkarmışsınız. Her gittiğim yerde enginardan inanılmaz şeyler yapılmış. Benimki de güzel bir tarif. Fırında ıspanaklı enginar yapacağım. Bir bağ ıspanağı şu şekilde haşladınız. İçine biraz tuz attınız. Hiçbir şey yok başka. Enginarları güzelce haşladınız. Bu soğurken biz içi yapalım arkadaşlar. Bunun bir tane sosu var. Asıl güzelliği orada. Ispanağı şimdi sıcak olduğu için birazdan incecik incecik doğrayacağım haşlandıktan sonra. Sonra enginarlarımı doğrayacağım. Üç kaşık mayonezle başladım. Bakın üstünün bir sosu var. Üç kaşık mayonez.
2 diş sarımsak. Ben biraz bunun üstüne bir tık yağ koymak istiyorum arkadaşlar. Ben mesela zeytinyağlı enginar pişirdiğimde üstüne biraz nar tanesi atarım. Biraz kırmızı biber koyabilirsiniz ama çıkınca taze kekikle servis yapacağız. Oldu mu? Şimdi bir salatamız var. Bebek enginarla yapıyoruz. Biraz kekik, şuradan aldığım taze kekiklerden. Hatta birkaç tane de biberiye koyacağım ama az koyacağım. Şunları da bana doğrarsanız kızlar bakayım. Aferin, çok güzel doğruyorlar. Vallahi nefis. Şimdi domateslerimi çanağımın içine koyuyorum. İsterseniz lor koyun, çökelek koyun, ne isterseniz. Onları da koydum. Biraz sarımsak koyuyorum. Limon, yağ, sirke, ne isterseniz koyun. Buna yakışır. Sonra bebek enginarlarımızı haşladık. Şu şekilde kestik. Şöyle kestik. 4 parçaya ayırdık. Şöyle şöyle. Enginarlarımı da böyle üstüne, çok basit gibi görünen ama güzel yapılabilir. Vallahi bu kadar. Beğendiniz mi bu tarifleri arkadaşlar? Gel benim canım. Ay, enginarım geldi benim. Çok güzel değil mi? Alkış, alkış. Bir tane. O kadar güzel olmuş ki kostümün. Bayıldım. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Geldiğiniz için, katıldığınız, dinlediğiniz için şeref verdiniz. Onur duydum aranızda olmaktan efendim.